Mantıklı. Glukoz cevabı yavaştı. Potasyumu düşük. Evet. Evet. Ben bir endokrinoloğa danışayım en iyisi. Şirin Hoca bakıyor. Ben arayayım mı? Tamam, ben hallederim kendim. Seren hemşire, kapıya bir tane taksi bana, olur pardon mu? Pardon hocam, hiç taksi kalmamış. Biraz önce Yılmaz Hoca da çağırdı. Hava şartlarından dolayı yarım saatten önce gelmez diyorlar. Hiç mi yokmuş? Hiç yokmuş hocam. Doktor, şu anahtarı versene ya. Ne anahtarı gene? Ne oldu? Motoruna ne oldu gene senin? Ne motoru? Dışarıda havadan haberin yok herhalde. Araba al kendine. Araba 4 mevsim kullanırsın. Al. Bir de benzin koy şuna artık ya. Biraz da olsa. Ya bir kere de şu depo dolu olsun be. Sen nereye gidiyorsun ki? Ayrıca hastan yok mu senin? Onun yanına gidiyorum. Hastanın yanına. Ne yapıyorsun? Konsültasyon. Konsültasyon mu? Hı hı. Sinir biyopsisi için zaten sana tamam dedim. Bir endokrinoloğa ihtiyacım var. Şirin Hoca ilgileniyor konsültasyonlarla bu hafta. Hı, aradım. Kapalı telefonu. Bozuk herhalde. Benimki çalışıyor ama. Dosyayı göstermem gerekiyordu sana. Al bak. Tiroid fırtınası olduğunu düşünüyor olmalısın. Hormon paneli yaptın mı? Yaptım. TSH alt sınıra yakın. Hmm. Bu ne böyle içeriden çıtır 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 sesler geliyor? Hı? Şömine mi yaktın? Hayır. CK düzeyi nasıl? CK yükseliyor. 275. Neden inkar ediyorsun onu anlamadım. Hayır, yani bir insan şömine yaktığını neden inkar eder? Etmez normalde, tek başınaysa. Niye inkar etsin canım? Yaktım şöminemi der.
Değil mi? Ama tabii tek başına değilse belki inkar edebilir. Şey mi? Lodos. Neydi? Poyraz. Karayel. Neydi? Dilimin ucunda. TK düzeyi yeterince yüksek değil. Bronkodilatör kullandığı için de potasyum yüksek değil. Parfümü tazelemişsin. Hı? Bir iki fıstığa yapmışsın. Tiroid fırtınası değil Ateş. Al. Saçları niye topladın? Şey mi? Tango. Ha, tango mu çalışıyorsunuz? Önüne düşmesin diye. Evet, tango yapıyoruz. Ve çok iyi dans ediyor. Adamdan hoşlanıyorum Ateş. Anlama yazmama gerek var mı? Sen benden hoşlanıyor musun? Ha? Yani çünkü Şirin Hoca ile 15 dakika önce konuştum. Telefonu açıktı. Ve senin hayattaki motivasyonun genelde benden kaçmak üzerinedir. Yani şimdi bakıyorum da her adımında benim fikrime ihtiyaç duyuyorsun. Ya bütün bunların bu akşamki randevumla bir ilgisi olabilir mi sadece? Bu senin tangocuyla tanıştık ya kahvede, şunu fark ettim. Neyi fark ettin Ateş? Yani neyi fark etmiş olabilirsin, söyler misin? Saçlarını tarama şeklinden ne kadar takıntılı biri olduğunu mu? Ya da sol gözünü kırpma hızından ana kuzusu biri olduğunu mu fark ettin? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum, etkilenmedim. Bu gece bir insanın beni rahatsız etmek için iki sebebi olabilir. Ya çok iyi niyetli, fedakar ve benim için endişelenen biridir... ...ya da kesinlikle beni kıskanıyordur. Veya şu da olabilir... ...başkalarının mutluluklarını yerle bir etmek isteyen pisliğin tekidir. O da olabilir. Çıtırtılar azaldı. Bence bir odun daha at sen. İstiyorsan ben atayım. İyi geceler Ateş. Var mı odun? Bir daha rahatsız edilmeyiz. Ben gideyim artık. Niye? Geç oldu. Saçımı tarama şeklimden takıntılı biri olduğum anlaşılıyor mu gerçekten? Konuştuklarımızı mı duydun? Affedersin. Yani lütfen yanlış anlama. Ateşle bizim...